Saygıdeğer Sinoplular, değerli basın mensupları. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma ve ülkemizin en köklü partisi olması gibi sahip olduğu ayrıcalıklı tarihsel mirasıyla geleneğini ve temellerini en iyi şekilde temsil eden, ilkelerin yanı sıra sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olma şerefini ve gururunu taşıyorum. Ve ömrümün sonuna kadar bu gururu taşıyacağım. Bu düşüncelerle 2015 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmak için verdiğim kararı sizlerle paylaşmak için buradayım. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Şubat 1994 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye kayıt oldum. Sahip olduğum siyasi düşünceye 1994 yılından sonra parti üyesi olarak hizmet etmeye başladım. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin birleşmesinden sonra üyeliklerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne aktarıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldum. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sinop Belediye Meclis Üyesi seçildim. Bu görevimi 2014 yılında yapılan yerel seçimlere kadar sürdürdüm. 1999 yılında seçilmiş olduğum görevin mutluluğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin barajı aşamamış olmasının üzüntüsü içinde kayboldu. 2000 yılında yapılan Merkez İlçe Kongresi'nde ilçe yöneticisi oldum. Rahmetli ve şükranla anacağım Hasan Ozan'ın ilçe başkanlığında Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Kasım 2012 seçimlerinde partimizi tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokarken Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Altay'ı meclise göndermenin haklı gururunu yaşadım. Daha sonra değerli büyüğüm Yalçın Oğuz'un başkanlığında İl Yönetim Kurulu üyeliği ve il sekreterliği görevinde bulundum. Siyasi duruşu, efendiliği ve ahlakıyla bana siyasette önder olan, şu an bizi bir yerlerden izlediğine inandığım hepimizin başkanı, rahmetle anacağım Hüseyin Keskin Başkan'ın yönetiminde iki dönem il sekreteri olarak görev yaptım. 2004 yerel seçimlerinde sandıkta kazandığımız seçimin masada elimizden alınmasının rövanşını 2009 yılı yerel seçimlerinde Sayın Baki Ergül'ü belediye başkanı yaptığımızda aldık. 2004'teki o haksızlığı ancak 2014 yerel seçimlerinde Sayın Ergül'ü tekrar başkan yapınca unutabildim. Her iki seçim döneminde de parti içi seçim komisyonlarında etkin görev üstlendim. 2007 Aralık ayında kongre ile Merkez İlçe Başkanı seçildim. 20 Mart 2010 tarihinde yapılan il kongresinde kurultay delegesi oldum. 22-23 Mayıs 2010 tarihli 33. olağan kurultay, 18-19 Aralık 2010 tarihli 15. olağanüstü, 26 Şubat 2012 tarihli 16. olağanüstü ve 27 Şubat 2012 tarihli 17. olağanüstü kurultayda 4 kurultayda da ilimizi temsil ettim. Mayıs 2012'de yapılan il kongresinde il disiplin kurulu üyeliğine seçildim. 28-11-2014 tarih ve 2014 taksim 5328 sayılı genelgedeki istifa şartının il yönetim kurulu ve parti genel merkeziyle yaptığımız görüşme neticesinde il disiplin kurulu üyelikleri için gereklilik olmadığını, İstifa etmeden de adaylık müracaatı yapılabileceğini öğrendik. Halen Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Disiplin Kurulu üyesiyim. Bundan sonraki süreçte de hangi şart ve koşulda olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olacağım. 9 Eylül 1923 yılında kurulan partimizin kuruluş gerekçesi ve misyonu ülke kurmak, cumhuriyet kurmaktı. Partimizin bugünkü misyonu ise ülke kurtarmak, cumhuriyeti kurtarmak olmuştur. 91 yıl önceki misyonunu 2023 yılına taşımak için partimin vereceği her görevde, her alanda olacağım. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli Sinoplular, 2015 yılı seçimleri Türkiye'nin dönüm noktasıdır. Yeni Türkiye söylemiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yerine yeni bir rejim inşa ediliyor. Yavaş yavaş kaynatılan suya atılmış kurbağalar gibiyiz. Çoğumuz hala haşlandığımızın farkında değil. Geride kalan 12 yıllık AKP hükümetine ait icraatlar, bu icraatla artık yeni bir rejim inşa ediliyor. Farkında değiliz ama artık o rejimle idare ediliyoruz.
bizi yönetmeye çalışan karanlıklar rejimine geçit vermemek için, çağdaş Türkiye'nin ilelebet kalması için, Atatürk ilke ve devrimlerinden beslenen cumhuriyet yönetiminden yoksun kalmamak için 2015 yılı seçimlerinde AKP'ye dur demek, CHP'ye iktidar yapmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle 2015 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olduğumu açıklıyor. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağdaş, laik, Atatürkçü düşüncesine, Sinop'a ve Sinop halkına layık bir insan olacağıma söz veriyor. Partimin diğer aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyor. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum.